Benim evimi boşalt dedi. Ben taşıdım evimi. Ama tabii ki... Peki Ömer'le görüşebiliyor musunuz? Evet. Peki Ömer'in verdiği ifade babam... Yani Ömer kaç yaşında bu arada? Ömer yaklaşık... 83'lü Ömer. 30 küsürlerde. 36 yaşında Ömer. 36 yaşında yani. Hani, yaş büyük. Ya aklı var da iyi yerinde bir insan. Öyle çoluk çocuk olan bir insan değil. Aklı kemale ermiş yerinde olan bir Peki, insan. Peki mahkemede babam öldürdü. Ay, bana söyledi karısını demiş. Sonrasında annesine demiş ki işte... Bizim için öldü dedi ama mahkemede kayıtları mevcut. Selçuk diyor ki karakolda bana da söyledi, söyledi babamın Nalan öldürdüğünü. Doğrudur. Şu an ne diyor peki? Şu Doğrudur. An çünkü babayla şu an, beraber o da kapamış durumda kendisini. Ben evet şu an kapanmış durumda Ömer Bey. Ben telefon görüşmesi de yaptım kendisinden. Şu an dediği tek kelime ben daha önce söylediğim şeyleri savcı ve hakimin nezaretinde söyledim Hüseyin abi. Benden fazla başka bir şey istemesinler. Benim yapacak bir şeyim yok. Sözünün arkasında mı yani? Evet. Zaten bunu diyen bir insan sözünün arkasında oluyor. Bir dakika. Şöyle bir şey var. İlk direkt öldürdüğünü söyledi. Mahkemede de, ilk mahkemede de işte polisler öyle olmamıştır, böyle olmamıştır diye baskı yaparak söylediğini söyledi. Cezaevindeyken de değişik ifade vermiş. Ben az ifade verdim. İfademi eklemek istediğim şeyler var demiş cezaevindeyken. Şimdi onunla ilgili bir bilgim yok. Eklemiş. Şimdi tehdit, ifadeler... Tehdit etti beni demiş. Bana da bir şey yapacağından korktuğum ifadeler için söyleyemedim devamlı değişti. Kimseye demiş. İfadeler Hadi. Sürekli değişti. Hatta ben şunu da anladım. Ben Altı eşimin bana söylediğini söylüyorum. En son herhalde cezaevine birileri Mustafa Bey'i ziyarete gittiğinde Mustafa Bey bize haber gönderiyor. Diyor ki Selda Hanım'a söyleyin ifadesini değiştirsin. Niye değiştirsin kardeşim? Aa, ben bunu şimdi sizden duyuyorum. Niye daha değiştirsin? Sizin eşiniz için mi? Evet. Niye değiştirsin? Şimdi sizden duydum. Bana da söylemedi. Ne diyecek yani? Ben ses duymadım mı diyecekmiş. Yani. Bunu bize haber olarak gönderdi. Ama ne kadar doğru söyledi Mustafa Bey, ne kadar yalan onu da bilmiyorum. Getiren insan da bize Özgür Hanım'dır. Özgür Hanım söyledi bize. Çünkü biz adamla görüşemiyoruz ki cezaevinde, yüz yüze görüşemiyoruz ki. O zaman Özgür Hanım da demiştir ifadenizi değiştirin diye. Aynı ifadeyi daha fazlasını Özgür Hanım da verdi. Peki Özgür Hanım ifadesini değiştirdi mi? Hani siz takip ediyorsunuz diye soruyorum. Hayır, hayır, hiçbir komşu ifadesini değiştirmiyor. Herkes aynı şekilde ifadesine devam ediyor. Sadece bana karşı tavrı. Zaten bunda saklanacak bir şey yok. Doğru olan şeyleri neden değiştirelim ya? Bunu vicdan kabul eder mi ya? Peki ben siz, ne gördüysem, ne duysam ben aynısını söylemek zorundayım. Peki siz Gülay Hanım'la mesela şimdi hani şeydeyken falan şaşırdınız mı Gülay Hanım'ın tekrar eve geri dönmesine? Çünkü tabii ki. Bu hortumu şimdi, falan siz de biliyorsunuz herhalde. Gülay Hanım, çok da geçmiş Gülay olsun Hanım ya. Bir kez geri dönmekle çok büyük bir hata işledi. Evet. Bir kez ben kendisini burada yüzüne de söyleyeyim. Ya o mahalleye zaten nasıl gelebildin? O konu komşunun yüzüne nasıl bakacaktın? Ya orada sen olmaz türlü rezillikleri gördün. Dayaklar yedin, evinin eşyaları, işsiz kaldın, ekmek paran yoktu, kimse sana sahip çıkmadı, çocukların daha o kadar şey değildi, tutkun değildi. Babanın tarafından ne sana dönebiliyorlardı ne babalarına dönebiliyorlardı. Karma karışık bir fikirleri vardı. Ben Hüseyin, bunlara dayanaraktan ablacığım sen yıllar sonra işte çocuklarımı kıramadım iki tane. Ben. Çocuklarını Yoksa ben kıramadın asla, değil. Asla, asla ben ona lütfen, barışmazdım. Bak, lütfen ablacığım. Hatta bana Çocuklarını söyledi. Kıramadın değil. Çocukların maşallah koş gibi adamlar. Bak delikanlı. Ama küçük hiçbir zaman yanımda değil. Olmadılar benim ikisi Olmazlar. De. Olmazlar. Neden olsunlar ki? Neden olsunlar ki? Gülay abla çünkü sen babayla evladın arasını, anayla babanın arasını ne bileyim karıştırarak büyüttün bu çocukları. Ömer'e farklı tarz uyguladın, Selçuk'a farklı tarz uyguladın yetiştirirken. Atıyorum şöyle izah edeyim. Suyu Selçuk'a verdin. Şekeri Ömer'e verdin veya şekeri Ömer'e verdin, suyu Selçuk'a verdin. Bu olmaz, eşit davranamadın. Benim demek istediğim bu. O psikolojiyle bu. İşte ben de öyle yaptım Artı herhalde. Artı yıllar geçmiş, evet. İki evlilik yaptın. Evet. Allah rahmet eylesinler ölenler. Buna rağmen sen neden dönüp geldin? İşte dediğim gibi Hüseyin sen şu an niye buradasın? Bak ben şunu net niye olarak iki evlilik? Niye evet. iki evlilik? Rahmetli oldu ya. He. 85 Başka? Yani babam biri, o adam iki. He. Başka yani şimdi mı? Sen niye buradasın? Ablam bir şeyleri biliyorsan açık ve net olarak Hüseyin, konuş. Bilseydim zaten anlatırdım. Ben buradan Mustafa Bey'e de sesleniyorum. Allah evet. için şu canlı yayına bir bağlansın. Çık abi bütün şüpheleri kaldır. Evet. Suçlusan da suçsuzsan da çık söyle kardeşim. Söyle. Bu kadar insanlar bak herkes birbirine suç atıyor, iftira evet. atıyor bir şeyler. Gerek yok bunlara. Ne biliyorsanız söyleyin net bir şekilde. Hüseyin Emin söyler mi böyle bir şey olsa? Söyler benim mi? Tanıdığım, benim fikrim olsa Emin abinin ağzından 40 tane dişi varsa çek yine söylemez. Benim tanıdığım Söylemez. Insan. Sen de az çok tanıyorsun. Evet. Anne, her gün evine gittin bana, geldin. Biz hani sana bunu söyledi sen bize söylemiyorsun demiyoruz. Buradaki hiçbir insan onu söylemiyor. Anneciğim. Ama sen bir dakika. Sen
hani bayram dönemini hatırlıyorsun. Ondan önce de ondan sonra da babamla görüştün, aynı evde kaldınız. Yani hiçbir bir şey fark etmedin. Annem yok. Hiçbir insan, yani bir cümle. Yani, yok. Ben ablacığım, bu kadar çektiğime nazaran. Şimdi bak ben ablacığım. Ben korur muyum? Bir insan aynı evi paylaşıyorsa. Evet. İlla ki bir şeyleri hisseder, duyar. Veya bir şeyleri sıkıştırır, üstüne gider, ondan duymak ister. Sen o zaman hiçbir şey yapmadın o evde. Oturdun, kalktın, yedin, içtin. Biz onunla aynı odada bir çay, bir kahve, bir sohbet bile etmedi benimle. Ben en son sizin yanınıza, öbür binadaki evinize geldiğimde suratınız beş karıştı. Önüme çay koyuşundan belliydi zaten. Bunu ben fark ettim. Ben eşime dedim ki hadi kalk gidelim. Göz attım, kalk gidelim dedim. Bunlar da konuşmuyordu işte benimle. Bak, buralarda konuşmuyordu. Neler olduysa anlat ablacığım. İşte konuşmuyordu. Benimle oturup sohbet etmiyordu yine. Peki ben sana şunu soracağım. Bir şey bileyim. Şunu soracağım. Ben evden çıkarttınız. Evet. Geldiniz, oturdunuz. Aha. Değil mi? En son ben bir komşuya geldim, misafirliğe geldim, bahçede oturuyordunuz. Senin sırtın dönüktü, o ayrı bir yerde, o ayrı bir yerde. Bu seviyeye nasıl geldiniz bir anda? Daha bundan bir ay önce güle eynele. Doğru mu? Cezaevinden tahliyesinden evet, o yana, o döneme doğru. Bir ay içinde nasıl böyle sırtınızı birbirinize dönebildiniz? Biz hiçbir zaman önümüzü dönmedik ki birbirimize. Ama tahliye olduğu gün seviniyordun. Sevindim. Hatta. Niye çocukları niye verecek? Çocukları şimdi ben bir insanı seviyorsam, canımla başımla gülerim, oynarım. Ne o zaman niye girdin abi? Niye döndün, sevmiyordun, etmiyordun? Ben bunları kıramadım. Ben bunları kıramadım. Muamma ve herkes orayı merak ediyor. Ben bunları kıramadım. Hayır, siz eşiniz cezaevine girdiğinizde, eski eşiniz cezaevine girdiğinde onun oturuyorsunuz, çocuklarına bakıyorsunuz, bekliyorsunuz. Sonra cezaevinden tahliye oldu diye Neslihan Hanım'ın anlattıkları doğruysa davul zurna çaldı. Ben evleneceğim. Senin de vardı yanımızda. Onu diyor çok sevindi diyor işte. Sevindim. Niye tamam. Çocuğunu verip gidecektim çünkü. Çıkacaktım oradan. Ama gitmiyorsunuz hanımefendi. Gitmiyorsunuz ki. Şimdi, bir ay kaldım. Gidecek yerim yok. Tamam.